Merhaba arkadaşlar, Muş'tan herkese selamlar. Bir Almanca hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bugün okuyacağımız kitabımızın ismi, yani hikayemizin ismi daha doğrusu, Der Autostopper, Otostopçu. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Heinrich Müller, İzgülüklik. Kahramanımız, bu hikayenin kahramanı Heinrich Müller arkadaşlar. Heinrich Müller, İzgülüklik. Güllüklik, mutlu olmak, mutlu. Endlich Verein, en sonunda tatil geldi. Er hat lange auf seinen Urlaub gewartet. Uzun zamandan beridir. Yani tatilini beklemekteydi. Wartın beklemek. Urlaub tatil arkadaşlar. Drei Wochen ohne Stress. Stresssiz 3 hafta. Keine Firma. Yani bir firma yok. Keine Labe iş yok. Keine Experimente. Yani deney falan yok. İş yok. Nur Sonne. Sadece güneş. Kumsal, Strand, Kumsal und Palmen. Yani palmiye ağaçları. Übermorgen geht es los. Geht es los. Yani bir sonraki sabah her şey yani bu şekilde başlayacak. Yani tatile çıkmış olacaklar arkadaşlar. Eine super Reise. Yani süper bir yolculuk. Zwei Wochen. İki hafta sürecek. Dominikanische Republik. Yani Dominik Cumhuriyeti'nde. Club Hotel. Club Hotel'de. Tutto Bello'da. Alles Pauschal. Her şey fix fiyat. Evet her şey yani belli bir fiyattan. Alles inclusive. Her şey dahil. Er braucht nichts zu tun. Alles ist dort perfekt organisiert. Yani onun bir şey yapmasına gerek yok. Her şey yani perfect şekilde yani mükemmel şekilde organize edilmiş. Evet. Buradan devam ediyorum. Jeden Morgen um 9 Uhr. Her sabah saat 9'da Continental Frühstück auf der Terrasse. Terasta yani uluslararası bir kahvaltı. Continental Frühstück o demek arkadaşlar. Um 11 ein kleines Tennis Match. Saat 11'de küçük bir tenis maçı ve seine Frau karısıyla birlikte. Nachmittags öğleden sonra ein Sonnenbad bir güneş banyosu am Schwimmpool yani yüzme havuzunun yanında bir güneş banyosu. Danach hemen sonrasında yani sonrasında eine Massage bir masaj und am Abend ve akşamleyin evet Sorgenklubin Club Animatur für gute Unterhaltung güzel bir eğlence için kulübün animatör yani kulübün yani otelin animatör kulübü ne yapacaktır arkadaşlar? İlgilenecektir. Yani onlarla ilgilenecektir. Alles gut geplant. Her şey çok güzel planlanmış. Aber ohne Stress. Fakat stressiz. Evet. Gerade ist er in München. Yani şu anda kendisi München'de. Im Reisebüro. Yani seyahat bürosunda. Evet. Und ve hat die Papiere abgeholt. Yani bu seyahatle ilgili mesela gerekli olan belgeleri alıyor. Yes, fahrt nach Haus. Şu anda eve doğru hareket ediyor. Nach Rosenheim, Rosenheim'e. Eine kleine Stadt in Bayern. Bayern'de küçük bir şehir olan Rosenheim'e hareket ediyor. Eine gute halbe Stunde. Evet. Yani iyi bir yarım saat geçirdikten sonra von München. München'de iyi bir yarım saat geçirdikten sonra ne yapıyor arkadaşlar? Yani cümlemiz buradan başlıyor. Şu anda Bayern'de küçük bir şehir olan Rosenheim'e doğru yola çıktı. Seine Frau erwartet ihn um ein Uhr. Yani 1,5 saattir karısı onu bekliyor. Zum Mittagessen. Yani öğlen yemeğine. Er schaut auf die Uhr. Yani Heinrich ne yapıyor? Saatine bakıyor. 3 minuten vor halb eins. Yani 1,5'a 3 var. 3 dakika var. Kurs vor der Autobahn. Yani otobanda belli bir süre gittikten sonra sieht er einen jungen Mann an der Straße. Yani caddenin bir kenarında genç bir adam görüyor arkadaşlar. Eine Autostopper. Yani bir otostopçu. Normalerweise nimmt Heinrich Müller niemanden mit. Yani genellikle Heinrich Müller yanına kimseyi almaz. Yani otostopçu almaz. Man kann nie wissen. Yani adamı tanımıyor. Diese Leute seien oft so unsivilisiert. Yani bu tür adamlar yani otostopçular sık sık arkadaşlar mesela yani böyle medeni olmayan bir şekilde gözükürler. Mit diesen langen Haaren, uzun saçlarıyla ve yani sakal tıraşı gelmiş ama olmamış. Yani böyle uzamış sakallarıyla bu tür insanlar mesela yani medeniyetsiz şekilde gözüktüğü için genellikle almıyorlar arkadaşlar. Yani mesela Heinrich Müller de bunlardan biri sık sık mesela kendisi almaz. Çünkü tanımıyorlar. Evet.
Buradayım arkadaşlar. Wahrscheinlich rauchen Sie denn in seinem Auto? Wahrscheinlich yani gerçekten de baktığınız zaman mesela yani bu tür adamlar, bu otostop çeken insanlar arabana biniyor. Mesela rauchen Sie denn in seinem Auto? Arabanda mesela sigara içiyorlar. Ohne zu fragen yani soru sormadan yani izin istemeden. İzin istemeden sigara içiyorlar. Und das mag er gar nicht. Yani bu da tümüyle onun hoşuna gitmeyen bir şey. Evet. Buradan devam ediyorum. Aber weil Henrik Müller heute so gute Laune hat, fakat bugün diyor Henrik Müller'in mesela yani iyiliği üzerinde, iyi bir yani keyfi yerinde olduğundan dolayı Willer eine Ausnahme machen. Bir istisna yapmak istiyor. Willer eine Ausnahme. Ausnahme bir istisna arkadaşlar. Bir istisna yapmak istiyor. Er hat also evet duruyor. Öffnet das Fenster. Arabanın penceresini açıyor. Und sagt ve soruyor. Ich kann Sie mitnehmen. Yani sizi alabilirim. Ich fahre aber nur bis Rosenheim. Fakat sadece yani Rosenheim'a kadar gidebiliyorum. Diyor. Evet burada da bakın resimde görüyorsunuz. Henrik Müller bu arkadaşlar. Evet. Der junge Mann lächelt und sagt. Genç adam, yani bu otostop çeken arkadaşımız, lächelt und sagt. Gülümsedi ve söyledi. Dedi ki, danke, teşekkür ederim. Rosenheim is besser als nichts. Yani hiç yoktan Rosenheim iyidir. İyidir. Alexander Rucksack, yani sırt çantası in den Kofferraum, arka koltuğa bırakıyor, onu steigt ve biniyor. Bagaja bırakıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Kofferraum. Evet, bagaja bırakıyor ve biniyor arabaya. Evet. Sie fahren weiter ve tekrar yola çıkıyorlar. Und Helich Müller denkt. Ve Helich Müller bu arkada düşünüyor. Der Typ ist gar nicht so unordentlich. Yani bu aldığı otostopçunun tipine bakılınca mesela böyle bir yani dağınık biri değil. Dağınık biri değil. Yani üstü başı yerinde biriymiş. Er sieht ganz sympathisch aus. Ve oldukça da sempatik gözüküyor. Wohin wollen Sie denn heute noch? Fragt er. Ve soruyor kendisine. Henrik Müller soruyor arkadaşlar otostopçuya. Diyor ki, Wohin wollen Sie denn heute noch? Yani bugün nereye gitmek, yani gitmek istiyorsun? O da diyor ki, nach Italien. Wenn es geht, eğer mümkünse İtalya'ya gitmek istiyorum. Antwortet der Autostopper. Yani otostopçu cevap veriyor arkadaşlar. And, aha öyle mi yani? Und wenn es nicht geht, peki olmazsa yani mümkün olmazsa das macht auch nichts. Fakat bu da mesela önemli değil. Yani önemli değil. Dann fahre ich morgen nach Italien. Bir sonraki sabah İtalya'ya giderim. Ya da diğer sabah. Ertesi sabah giderim. Aha öyle mi? Und Italien wollen Sie wohl ans Meer? Yani İtalya'ya tümüyle deniz için mi gidiyorsun? Nein, diesmal nicht. Hayır, bu sefer öyle değil. Ich möchte nach Bologna. Bologna'ya gitmek istiyorum. Und dann ve sonra nach Siena. Ve sonra Siena'ya. Und nach Prag. Ve sonra da Praga'ya gitmek istiyorum. Wenn es geht, eğer mümkün olursa. Und was machen Sie die überall, wenn ich fragen darf? Eğer sormamda sakınca yoksa, wenn ich fragen darf, yani eğer sormamda sakınca yoksa, was machen Sie da überall? Yani orada bütün gün ne yapacaksın? Yani bütünüyle ne yapacaksın? Also in Bologna habe ich Freunde. Yani Bologna'da mesela bir arkadaşım var. In Siena möchte ich wohl allem den Dom sehen. Yani Siena'da ise yani tümüyle orada bir kilise var, dom var. Onu görmek istiyorum. Und in Prag'da ise gibt es im Juni yani Haziran'da ein tolles Jazz Festival. Çok güzel bir jazz festival var Prag'da. Perugia'da, özür dilerim Prag diyorum da. Yani Perugia'da. Arkadaşlar buradayım. Sie interessieren sich also für Kunstgeschichte und Jazzmusik? Fragt Heinrich Müller. Heinrich Müller soruyor otostopçuya. Diyor ki siz yani sanat tarihiyle ve caz müziğiyle ilgili misiniz? Ya, sagt der Autostopper. Otostopçu evet diyor. Ayrıca abadi konser yani müzik konserleriyle de ilgili kendisi. De Kirchen und Museen yani kiliselerle, müzelerle. Das vielleicht nicht das Wichtigste. Das ist vielleicht nicht das Wichtigste. Yani fakat bunlar diyor önemli değil yani bu kadar önemli şey, saydığım şeyler önemli değil. De ganze Atmosphäre in diesen Städten ist einfach großartig. Yani bu şehirlerin yani sahip olduğu atmosfer
Oldukça mesela Groza artık yani çok güzel etkileyen, insanı etkileyen bir şey. Deloitte mesela orada bulunan insanlar, the bars, barlar, the restaurants yani restoranlar, fuallem in Perugia. Yani her şeyden önemli, yani her şeyden önce Perugia'dakiler. Kenezi Perugia, yani hiç Perugia'yı biliyor musunuz? Nein, efanu einmal in Wochenende in Rom. Hayır, sadece bir hafta sonra bir kere yine Roma'da bulundum. Und ich zweimal in Mailand, yani Mailand'da iki defa bulundum. Auf einem Kongress, bir kongresten dolayı, yani bir kongreden dolayı orada iki defa bulundum. Antwortet Heinrich Müller. Und fragt dann weiter. Yani soruyor ve hemen arkasından tekrar soruyor. Sagen Sie mal, söyler misiniz? Das machen Sie alles per Autostop. Yani bütün bunları mesela, bütün bu yerlere otostopla mı gidiyorsunuz? Bakın arkadaşlar burada konuşuyorlar. Ich glaube nicht. Hayır, zannedersem hayır. Ich werde auch mal einen Zug nehmen. Bazen diyor mesela trene biniyorum. O da ein Bus, bazen otobüse. O da ich gehe ein Stück zu Fuß. Hatta bazen bir mesafe mesela ayakla gidiyorum. Aber das ist doch sehr anstrengend. Mesela, aber das ist doch anstrengend und unpraktisch, so zu reisen. Ich meine immer diese Warterei und diese Unsicherheit, sagt Heinrich Müller. Bu arada arkadaşlar Heinrich Müller uzun bir cümle kuruyor. Diyor ki, aber das ist doch sehr anstrengend. Fakat bu oldukça diyor yorucu olmalı. Ve unpraktisch. Yani böyle yani zor olmalı aslında. Yani zor olmalı. Evet. Sözü gayesin yani böyle bu şekilde yolculuk etmek. İşmeyene zannedersem imedize vatakay. Yani her zaman sen diyor böyle bu şekilde bekleyeceksin. Und diese Unsicherheit, aynı zamanda mesela yani güvenliğin de yok. Yani güvenlik problemin de var anlamında böyle söylüyor arkadaşlar. Unsicherheit yani güvensizlik anlamında diyor Heinrich Müller. Ya da stimmt, evet doğrudur. Ama es auch sehr spannend. Fakat oldukça da mesela bu çok eğlenceli bir şey. Yani otostop çekmek oldukça çok yani oldukça eğlenceli. Manchmal hat man Glück. Bazen insanın diyor şansı var. Manchmal hat man eben Pech. Bazen de diyor insanlar diyor kötü şansı olur. Yani bazen insanın iyi şansı olur, bazen de insanın kötü şansı olur. Ama auf jeden Fall erlebt man wir. Fakat yaşanan her olayda, ne yani auf jeden Fall yaşanan her olayda yani insan burada bir şeyler öğrenir. Erleben yani yaşar, deneyim eder. Evet. Yani her otostop çekişinde birçok şey mesela deneyim eder. Jeden Tag passiert etwas Neues. Yani her gün yeni bir şeyler oluyor. Und man lernt viele Leute kennen. Aynı zamanda yani insan yani bu yolculuklarda birçok insanı tanır. Ich spreche ein bisschen Italienisch. Yani biraz İtalyanca konuşuyorum. Und das kann ich so sehr gut üben. Aynı zamanda yani bu otostop çekme olayı arkadaşlar benim için mesela alıştırma yapmam için evet. Yani çok iyi, çok iyi. Aha, sagt Heinrich Müller noch einmal. Öyle mi? Diyor Heinrich Müller bir kere daha. Kurze Zeit später sind sie schon in Rosenheim. Yani kısa bir süre sonra bu iki arkadaşlar yani Rosenheim'e varmışlar. Heinrich Müller halten eine Ampel. Heinrich Müller bir trafik ışığının yanında durar. Der Anhalter steigt aus. Yani otostopçu aşağıya iner. Bedankt sich und sagt. Kendisine teşekkür eder ve söyler. Ayrıca wenn Sie mal Urlaub haben, yani eğer yani tatile çıkarsan fahren Sie doch auch nach Perugia. Yani diyor ki mutlaka Perugia'ya doğru da gidiniz. Da sind von hier gerade sechs. Da sind von hier gerade sechs, 7 Stunden. Yani orası buradan 6-7 saat uzaklıkta. Sie werden sehen, es lohnt sich. Yani göreceksiniz, değecek. Yani gitmenize değecek. Das ist wirklich ein Erlebnis. Yani bu oldukça güzel bir deneyim. Ya, nickt Heinrich Müller. Heinrich Müller der Karşı. Evet, dedi. Das ist keine schlechte Idee. Yani güzel bir, yani kötü bir fikir değil. Auf Wiedersehen. Tekrar görüşürüz. Yani hoşça kal anlamında. Yani şuradayım. 5 Minuten später kommt er nach Hause. Yani 5 dakika sonra kendisi Heinrich Müller arkadaşlar eve geldi. Er macht ein nachdenkliches Gesicht. Yani yüzünde düşünceli bir surat var. Evet.
Surat takınmaya başlamış. Zeynep fakat bemek es. Yani karısı bu somurtkanlığını fark etmiş. Un frak zafor ve hemen arkasından sormuş. Erhetim reize buruduk aletki klapt. Yani seyahat acentasında her şey yolunda gitti mi? Henrik. Ya da yani Henrik seyahat acentasında her şey yolunda gitti mi? Yoksa bir problem mi var gibisinden. Ya ya antwortet der leise. Yani Henrik böyle yavaşça sessizce cevap vererek evet. Natürlich ich habe alle Papiere. Yani doğal olarak bütün yani elbette ki bütün gerekli olan kağıtları aldım. Yani biletleri falan aldım hepsini. Fantastisch karısı diyor arkadaşlar. Aber du freust dich gar nicht. Çok güzel fakat sen diyor buna mutlu değilsin. Mutlu değilsin evet. Is it was in Ordnung? Yani is it was nicht in Ordnung? Yani yolunda gitmeyen bir şey mi var? Doktor hayır sagt Heinrich Müller langsam. Yani Heinrich Müller yavaşça arkadaşlar doktor hayır anlamında diyor. Und sieht aus dem Fenster ve bu arada pencereden dışarıya bakıyor. Alles ist in best Ordnung. Her şey tam takırında. Mein Schatz. Gerçekten. Yani aşkım her şey yolunda. Hem de yani her şey tam takır yolunda. Gerçekten. Yani aşkım. Yani şats yani aşkım, hazinem anlamında. Değerli arkadaşlar hikayemiz burada bitti. Evet. Burada görüyorsunuz. Adam bu adama farklı bir fikir verdi. Evet. Bir sonraki hikayemizde tekrar buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Muş'tan esenlikler diliyorum. Kolay gelsin.